باب التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ Cümleden sonra nafile namaz ne şekildedir? Kaç rekattir? Bunu beyan edecek. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena Süfyan'un, an Süheyl ibn Ebi Salih'in, an Ebihi, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu buyuruyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Men kâne musalliyen, minkum, sizden her kim namaz kılacaksa, ba'del cüm'e, cüm'eden sonra, fel yusalli erba'an, dört rekat kılsın. Namaz kılacaksa kılsın. Demek ki Peygamber Efendimiz mukayyer bırakıyor. Yani illa kılın demiyor. Niye? İlla kılın dese farz olmuş olur. Yani sünnet, sünnettir. Kılacaksansa dört kıl. Cüm'eden sonra dört kılınması, bu İmam-ı Asem'in işte iştihali de budur. Cümleden sonra kılınan sünnet dört rekattir. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة إمام التحاوي diyor ki bir takım cemaat İmam Ebu Hanife rahimahullah da bunlardandır. Cümleden sonra olan nafile namaz selamlar kılar. Ve ihtecu fi zalike, işte bu mesele hakkında hüccet getirdiler. Bihadel hadis, bu hadisi hüccet getirdiler. Yalnız hadiste dört rekat kılacak. Bir selam mı, iki selam mı zikredilmiyor. Bir selam da demiyor, iki selam da. Fakat İmam-ı Tahavi kendisi diyor ki bir selam da. Dört rekatı bir selam da kılacak. Neden? Başka rivayetlerden geliyor o bir selam da kılınacağı. Bu hadiste yok da, fakat şimdi aşağıda gelecek. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Bunlara başka alimler muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki بَلِ التَّطَوُعُ بَعْدَ الْجُمْعَةِ belki cümleden sonra tatavu nafile اَلَّذ۪ي لَا يَنْدَغِ تَرْكُهُ şul tatavu ki terki layık olmayan tatavu rek'atâni iki rekattir. كَالتَّطَوُعُ بَعْدَ الظُّهْرِ önleden sonra kılınan iki sünnet gibi. İki rekat sünnet kılıyoruz ya. Onun gibi cümleden sonra da iki rekat kılınır. Şimdi iki kavul oldu. Dört rekat mı kılınacak, iki rekat mı kılınacak? Yani İmam-ı Azam buyuruyor ki dört rekat kılınacak. Bu ikinci kavle sahip olanlar diyor ki, İmam-ı Yusuf bu kavli şey diyor, bu kavle sahip oluyor, iki rekat kılınacak. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunlar diye ihticac ettiler bu mesele hakkında. بِمَا حَدَّسَنَا şöyle bir hadisteki rivayet eyledi. Kim? Ebu Bişr-i Rıkkıyı. قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي ذيب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في أنبار فمنزل رواية يقول كأنه كان لا يصلي الركعتين صلى الله عليه وسلم إكي ركعة كلمزدي بعد الجمعة جمعة سورة ولن إكي ركعة كلمزدي إلا في بيته إلا عندك الله İki rekat olduğu buradan anlaşılıyor. Abdullah ibn Ömer diyor ki cümleden sonra olan iki rekat sünneti Peygamber Efendimiz mescitte kılmazdı, evinde kalardı. Bundan iki mesele çıktı. Birincisi sünnet iki rekattir, bir de mescitte kılınmaz, evde kılınır. Haddesena İbrahim ibn Mezduk, kâle haddesena Adil, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, kâle haddesena Eyyub an Nafi' an ibn Ömer رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين عبد الله بن عمر bir adamı gördü ki iki rekat namaz kılıyor ba'del cum'ati cum'eden sonra mescitte iki rekat namaz kılan bir adamı gördü fedefa'ahu ve li defetti yani itledi ve kâle etusalli cum'ati erba'an sen cum'ayı dört mü yaptın yani iki rekat farzı kıldın iki rekat de sünneti kıldın dört ettin sen cum'ayı dört mü kılıyorsun cum'a iki rekattir Bu iki rekatin için kıldı, dedi. Kâle, Ravi diyor ki, وَكَانَ اَبْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَمَرْ اُلْدُ يُسَلِّ الرَّكَعَتِهِ İki rekat, nafile yıkılardı ki, beytihi evinde kılardı. وَيَقُولُ derdi ki, هَاكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz böyle işledi. Yani küme yıkıldıktan sonra evine gitti, evinde iki rekat namaz kıldı. Siz de böyle yapın. Bu yetti ikinci mesele. Ve halefehum fî zâlike âhirûn. Diğer başka alimler de
bunların muhalefet ettiği üçüncü mezhebe sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki اَتَّطَوُّ بَعْدَ الْجُمْعَ جُمْعَدًا sonra nafile namaz اَلَّذ۪ي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ terki layık olmayan tatavvu cümleden sonra sittü rekaatın altı rekaattir. Yani birinci mezhepte dördüydü. İkinci mezhepte ikiydi. Bunlar dediler ki hayır altı rekaattir. اَرْبَعُنْ سُمَّ رَكَتًا evvela dört rekaattir sonra da iki rekaattir. Şimdi bizim hali hazırda yaptığımız bu. Evvela dört geliyoruz, sonradan biz de bir zühreye akar ilave ediyoruz. Yani zühreye akar şartlar muvafık olsa, tamam olsa zühreye akar lüzum yok. Altı rekat sünnet kılacağız. Dört, ondan sonra da iki. Bu üçüncü kavim. Ve kâlu dediler ki, قَدْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Mühtemildir ki Peygamber Efendimiz oldu. Kale buyurmuş oldu. Mâ revâhu anhu Ebu Hüreyre radıyallahu anh Peygamber Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadisi buyurmuş oldu. Evvelen evvela. Hazreti Ebu Hüreyre'de ne rivayet edildi? Her kim namaz kılarsa dört rekat kılsın. Bunu emretmiş oldu. Sümme fe'ala. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz işledi. Mâ revâhu anhu ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'in dediği ki iki rekati de sonradan işlemiş oldu. Peygamber Efendimiz'e böyle dört rekat kılardı. Sonradan emretti, iki rekat daha ilave etti, altı rekat oldu. Fekâne zâlik, o sonradan kılınan iki rekat oldu, ziyadeten ziyade oldu. Fîmâ tekaddeme min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellemin evvela dört rekat buyurmuştu ya, işte onda ziyade oldu. Ziyade olunca dört, iki daha eder oldu. Bu üçüncü mezhebe sahip olanların delili. Fakat bu ihtimal, bu üçüncü kavle böyle diyenler, Peygamber Efendimiz evvela dört emretti, sonra da iki ziyade etti, altı. Diyor ki, ayrıca delilin var mı? Rivayet olarak. Diyor ki, ve delilu alâ mâ zehebu ileyh, bu zahib olduklarına delil ise, min zâlik bu meseleden, enne Süleyman ibn-i Şuayb haddesena. Süleyman ibn-i Şuayb rivayet eyledi. Kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad, kâle haddesena Züheyr ibn-i Muaviye, عن أبي إسحاق عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة evet عطاء diyor ki قال إسحاق diyor ki حدثني غير مرة فأنا bir kere değil birkaç kere rivayet eyledi قال dedi ki صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما ben Abdullah ibn Ömer ile namaz kıldım yevmel cüm'ati cüm'e günü فلما سلم vaktaki selam verirdi قام قالكردي فسلى ركعتين iki rekat namaz kılardı ثُمَّ قَالَ sonra dedi ki فَسَلَّ اَرْبَى عَرَكَاتٍ sonradan da dört rekat kıldı, sünnen sarıfı sonra gitti. Ve bak bu rivayette, evvelki bundan evvelki ikinci mezhepte Abdullah ibn Ömer iki rekat namaz kılan def etti, itiledi yani kovdu. Sen cumayı dört mü kılıyorsun, iki rekat kılacaksan onu da evinde kıl. Şimdi bu rivayet tamam onun zıddına geldi. O zat diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'le bir defa değil kaç defa namaz kıldım. Cuma namazından sonra İki rekat namaz kılardı. Ondan sonra da kalkar dört rekat kılardı. Ondan sonra giderdi. Şimdi altı rekatın da dört rekatı mı evvel, iki rekatı mı evvel? Bu rivayette iki rekat evvel. Dört rekatı sonra. Evet. فَهَذَا بْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ İşte Abdullah ibn Ömer. قَدْ كَانَ يَتَطَوَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكَاتٍ Cümleden sonra iki rekat nafile namaz kılardı. ثُمَّ اَرْبَعِينَ sonra da dört kılardı. فَيَحْتَمُلُ اَنْ يَكُونَ İhtimali var ki olmuş ola, Teala zalik bunu işlemiş ola Abdullah ibn Ömer lima bir şey için ki قَدْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدَهُ Abdullah ibn Ömer indinde sabit oldu. مِنْ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavlünden, kavli şerifinden almış oldu ve fiali fialinden alama zikrine var. Abdullah ibn Ömer kendiliğinden yapmadı ya, evvela iki rekatı de kılmazdı camıda, evde kılardı. Sonradan ha diğer ashabdan öğrendi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altı kılarmış. Evvela iki kılarmış, sonra da dört kılarmış. Ondan sonra o evvelki kavlini terk etti. Abdullah ibn Ömer ikinciyle amel etti. وَقَدْ رُوْيَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِسْلُ ذَٰلِكِ Aynen bu mesele Hazreti Ali radıyallahu anh'den de rivayet edildi. حدثنا يزيد بن سنان يعني حضرت علي دن
olan rivayeti beyan ediyor. Yezid ibn Sinan rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِنُوْ مَهْدِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانٌ عَنْ اَب۪ي حُسَيْنِ عَنْ اَب۪ي عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali radıyallahu anh'a rivayet etti ki ennehu kâle, Hazreti Ali buyurdular. Men kâne musalliyen, her kim namaz kılarsa ba'del cüm'edi cüm'eden sonra fel yusalli sitten, 6 rekat kılsın. Hazreti Ali'den 6 rivayeti var. Abdullah ibn Ömer'den de 6 rivayeti var. Cüm'eden sonra 6 rekat nafile namaz kılmacık sünnet. Hazreti Ali'den de 6 rivayet. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Süfyanun en Atâ ibn Sâil. Bu Sâil yazmış. Esasen Atâ ibn Sâib'dir meşhur. Bu da başka şahıs mı? Yoksa kitapta mı yanlış var? Sâil demiş. En Ebi Abdirrahman قال علم ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود öğretti الناس ناسا en yusallu kılarlar بعد الجمعة cümleden sonra 4. Abdullah bin Mesud Kufe'de emir idi ve bütün ehli Kufe'ye dini İslam'ı öğretirdi. Kufe'ye gittiğinde Abdullah bin Mesud cümleden sonra 4 rekat sünnet kılın diye öğretti. Felemma جاء وقتك geldi Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh vaktaki Kufe'ye geldi diyor. Ne vakit gitti? Yani hilafet meselesinde artık. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra fitneleri Medine-i Münevvere'den uzak etmek için Hazreti Ali radıyallahu anh Kufe'ye gitti. Çünkü Hazreti Ayşe de o vakit Kufe'ye gitti. Hem fitneler Medine'den uzak olur hem de orada Hazreti Ayşe ile anlaşırsıksa fitne ortadan kalkar dedi. İşte gitti ve Kufe'de kaldı ve Kufe'de de şehit oldu. Hazreti Ali radıyallahu anh Kufe'ye gidince evet allemehum nasa talim etti ki en yusallu sitten 6 rekat kılalar. Dedi ki cümleden sonra 6 rekat kılın. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Hammad ibn Yunus kâle haddesene İsrail ve Nebi İshak ve Nebi Abdurrahman Es-Sülemi قال قدم علينا عبد الله عبد الله بن مسعود bize geldi yani Kufe'ye فكان يصلي بعد الجمعة أربعا cümleden sonra 4 rekat sünnet kılardı فقدم بعده علي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود'dan sonra Hazreti Ali رضي الله عنه Kufe'ye geldi فكان إذا صلى الجمعة cümleyi kıldırdığı vakitte صلى بعدها ركعتين وأربعا cümle namazından sonra evvela 2 rekat, sonra da 4 rekat kılardı. 6 rekat. فَاَعْجَبَنَا فِعْلُ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'nin bu fiili bizim hoşumuza gitti. فَاَخْتَرْنَاهُ Biz de bunu ihtiyar eyledik. Cümleden sonra evvela 2 rekat, sonra da 4 rekat sünnet kılmaya başladık. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا Bu zikrettiğimizde sabit oldu ki اَنَّ التَطَوُّعَ الَّذ۪ي لَا يَنْبَغِ تَرْكُهُ بَعْبَ الْجُمَةِ Cümleden sonra terk-i caiz olmayan nafile sittün altıdır. Ve huve kavlu Ebi Yusuf rahimahullah. İmam Ebi Yusuf'un kavli de budur. İlla ennehu kal. Yalnız İmam Ebi Yusuf dedi ki ehabbu ileyye. Bana sevgilidir. En yebde bil erba' evvela dördü bedide kıla sümme yusenniye bir reketi. Ondan sonra ikincide de iki reketi kıla. Bu daha bana sevgilidir dedi. Şimdi İmam Ebu Yusuf, Abdullah ibn Ömer'in rivayetinden ve Hazreti Ali'nin fiilinden almış olduğu mana cüm'eden sonra 6 rekat kılınacak. 6 rekat kılınacak ama 4'ü mü evvel, 2'si mi evvel? Rivayetlerde ikisinde de geldi, 2 evvel. Evvela 2'yi kılacak, sonra 4'ü kılacak. Yalnız İmam Ebu Yusuf diyor ki, fakat ben bunu alıyorum ama 4'ü evvel kılması bana daha sevgilidir. Dedi. لَأَنَّهُ böyle yapması, evvela 4'ü sonra 2'yi kılması اَبْعَدُ لَأَنَّهُ هُوَ bu اَبْعَدُ daha uzaktır مِنَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ cüm'eden sonra kılmış olmasından misliha mislini cüm'eden sonra cüm'enin mislini kılmış olmasından daha uzaktır عَلَى مَاشُرْ bir rivayet üzerine gitmedi yani bunda nehyedildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki cümleden sonra cümlenin bir mislini kılmayın. Öyleyse cümleyi kıldı. Ondan sonra iki reketi kılsa cümlenin mislini kılmış oldu. Ama evvela 4 reketi kılar sonra 2'yi kılarsa
kümenin mislini kırmış olmadı. Bu cihetten evladır diyor. Evvela dördü kılmak beni daha sevgilidir diyor. Peki Peygamber Efendimiz'in nehyettiği nereden malum? Kümeden sonra mislini kılmayın diye ne hangi rivayette var? Ona da delil getiriyor. Diyor ki فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ. Zira Yezid ibn Sinan rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرَ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer radıyallahu anh كَانَ يَكْرَهُ Hoş görmezdi. اَنْ يُصَلَّا قِلِنَا بَعْدَ سَلَاتِ الْجُمْعَةِ Cuma'dan sonra misluha, onun misli. Yahut da كَانَ يَكْرَهُ Kerih görürdü اَنْ يُصَلِّيَ kendisinin kılması. Eğer mefhur yaparsa ise kendisinin kılmasını. بَعْدَ سَلَاتِ الْجُمْعَةِ Cuma namazından sonra misluha, onun mislini. Yani Cuma gibi iki rekat kılmasını hoş görmezdi. Yahut da kılınmasını. İkisi de olur. Eğer failin zemir Hazreti Ömer'e raci olursa yusalliye olur. Yok. En yusalla derse yani başkasının kılmasını hoş görmezdi. O vakitte misluha nâbi fail olur. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tehavi buyurdu ki felizâlik bunun için istihabbe Ebu Yusuf rahimahullah İmam Ebu Yusuf müstehab gördü en yukaddemel erba'u kabler reketin dört reketi takdim ede, ikiye takdim ede. Bunun için müstehab gördü. Yani evvela iki reketi kılsa sonra dördü kılsa caiz değildir manasında değil, o da caiz. Rivayette de zaten öyle geldi. Fakat müstehab gördü ki evvela dördü kılın. لَاَنَّهُنَّ dört reket nesne olmadılar. Misler rekatin iki reket gibi olmadılar. Yani cümeye benzemez. İki reket cüme namazına benzer de dört reket benzemez. فَكَرِهَا İmam Ebu Yusuf kerih gördü en يُقَدَّمَ الرَّكَتَانِ iki reket dört üzerine teklim edilir. Bunu kerih gördü. لَاَنَّهُمَا iki reket مِسْلُ الْجُمْعَةِ cümenin mislidir. Evet, cümenin misli olmasın diye iki reketi sonra kılar. وَاَمَّا اَبُوْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Ebu Hanife رَحِمَهُ اللّٰهِ فَكَانَ يَزْهَبُ فِي ذَلِكَ Bu meselede zahip olurdu اِلَى الْقَوْلُ الَّذ۪ي Şöyle bir kavle ki بَدَعْنَا بِزِكْرِهِ Biz onun zikriyle başladık. فِي اَوَّلَ هَذَا الْبَابُ Bu babın evvelinde. Neydi o? Peygamber Efendimiz buyurdu ki sünnet kılan dört reket kılsın. Peki İmam-ı Azam dört reket diyor, altı değil. Fakat Fukaha-i Hanefiye, Hazreti, burada İmam-ı Yusuf'un kavlini tercih ediyorlar. Diyorlar ki çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh Kufe'ye gittikten sonra iki reket daha ziyade etti. Evvela dört kılardılar. İki reket ziyade etmesi kendiliğinden olmaz. Demek ki Resulullah Efendimiz'den görmüş de onun için görmüş. Onun için altı reket. Yani sonradan gelen Fukaha-i Hanefiye o kavli ihtiyar etmişler. Esas İmam-ı Azam'ın iştahı dört reket sünnet var.